İzmir Tarım TV'den herkese merhaba. İzmir Tarım Haber Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan İzmir, her geçen sene tarımsal potansiyelini artırıyor. 30 ilçe müdürlüğü ile beraber faaliyet gösteren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin ve gıdanın takipçisi. İzmir'in tüm ilçeleri birbirinden özel. İzmir'e en uzak ilçe olma ünvanına sahip Beydağ'da örnek bir üreticimizin bahçesini ziyaret ettik. 58 bin dekar tarım alanı, 1337 fedakar ve güler yüzlü üreticisiyle Beydağ, İzmir'in tarımsal üretiminde önemli ilçeler arasında. İlçede sebze üretimi yapan, yaptığı üretimde de kimyasal mücadele yöntemine başvurmadan biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle zararlı mücadelesini gerçekleştiren üreticimizi ziyaret ettik. Sayın Bey uzun yıllardır domates yetiştiriciliği yaptığı için en büyük sorunu domates küvesiyle mücadeleydi. Bu büyük maliyet getiriyor. Geçen sene biyoteknik mücadelenin yapıldığını, domates küvesiyle su tuzakları kullanarak, siyah yapışkan tuzakları kullanarak mücadele edebileceğimizi, bu süreçle hem insan sağlığı için hem çevre sağlığı için bunun daha iyi olacağını, daha az ilaçla, daha az maliyetle daha iyi domates yetiştirebileceğimizi söyledik. İlk erginleri gördükten sonra bu su tuzaklarını kurduk önce. Su tuzaklarında şöyle feromon şeylerimiz var. Bunu içine koyuyoruz elimiz değmeden. Bunu koyuyoruz. İçine biraz su koyduk. Kelebek girdiğinde çıkamasın diye biraz zeytinyağı koyduk. Dolayısıyla gelen kalıyor. Ve daha sonra bu siyah yapışkan tuzaklara da astık. Daha çok çeksin diye birer tane de feromon koyduk. 600-700 liralık bir maliyetle sadece bir ilaçlama yaparak onu da biyolojik preparat kullandık. Sonuç meydanda az önce çekim yapan arkadaşlara domates küvesi olan meyve gösterelim dedik. Epey aradıktan sonra ancak bulabildik. Sonucu görüyorsunuz. Sonuçtan çok memnunum. Artı insan sağlığına düşünecek olursak sonuç çok çok iyi. Bir organik üretim oluyor bu bir yerde. Domates küvesi 2009'dan beri ilimizdeki domates alanlarının en büyük zararlısı konumunda. 10-15 ilaçlamayla anca baş edilebilen çok yıkıcı bir zararlı. Fehmi Bey de 2 yıldır biyoteknik mücadele kullanıyor. Ruhsatlı olan su tuzaklarını kullanıyorlar. Yani üretici koşullarında da tutayla biyoteknik mücadele yapılabiliyor. Bunu göstermek istedik sizlere. Yerli ve milli çeşitlerimiz her geçen sene üreticilerimiz tarafından daha çok tercih ediliyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve ülkemizin bereketli topraklarında yetişen sebze çeşitleri Menemen ilçesi Çukurköy mahallesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle tanıtıldı. Tarımın bölgedeki ekonomisine muazzam katkılar sunan bu projeyle dekarda 8 bin kilogram domates, 6 bin kilogram biber ve 6 bin kilogram patlıcan aldık. Tüm bunların arkasında büyük bir özveriyle çalışan eski ailem Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki idarecilerim ve yeni ailem olan İzmir İl Müdürlüğü'ndeki değerli müdürüme üreticilerim adına teşekkür ediyor. Hasadımızın uğurlu, sebzelerimizin toplumumuz için sıhhatli, üreticilerimiz için bol kazançlı olmasını diliyorum. Bu kapsamda işte bu sene il müdürümüzle, il müdürümüzün himayelerinde bunlara değerlendirdik. Dedik ki enstitümüz tarafından geliştirmiş olan bu yerli milli çeşitlerimizin tanıtımını geçmişten bugüne kadar devam ettik ve bundan sonra devam edelim. İşte bu Çukurköy'ün özelliği nedeniyle burada bu geliştirmiş olan çeşitlerimizin tanıtım amaçlı burada buluştuk. Ve şu anda da baktığımızda özellikle domates, biber, patlıcanda geçmişten bugüne kadar pazar durumunu koruyor. Ama burada en önemli olan iyi tarım, organik tarımı yönlenmemiz gerekiyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen'de bir tarım kentidir. Bu kapsamda üretilen 250 bin yerli tohum fidesini muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bu konuyla ilgili başta Tarım Bakanımız olmak üzere Tarım İl Müdürümüze ve İlçe Tarım Müdürümüze ve Enstitü Müdürümüze de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Bu birliğin, bu beraberliğin kenetlenerek sürmesi durumunda gerçekten çok ciddi başarılara imza atacağımıza da kalpten gönülden inanıyorum. Tekrar bugün burada yerli ve milli sebze çeşitlerinin tanıtımı ile ilgili bu tarla gününü tertip ederek
bizim de bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak, araştırma enstitüsü müdürlüklerimiz olarak, yerel yönetimler olarak tarıma vermiş olduğumuz önemin göstergesidir. Aslında İzmir sadece bu bereketli topraklarıyla değil, bu toprakların üzerinde çiftçilik faaliyeti gösteren, gerçekten bizim anlatmış olduğumuz bütün yeniliklere, yapmış olduğumuz projelere, yeni teknolojilere veya bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikalara açıklık gösteren, defans göstermeyen, kabullenen bilinçli üreticileriyle de ayrı bir şanstır. Biz bunu kendimiz için bir şans görüyoruz. Biz 2021 yılına tarımda 35'in izi sloganıyla çıkmış olduğumuz 35 projemizle 30 ilçemizin tamamına dokunuş yaptık. Mesela bugün burada yapmış olduğumuz yerli ve milli sebze ile ilgili 2021'in başında 350 bin adet, 320 bin adet TİGEM tarafından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerimiz tarafından yetiştirilen yerli milli tohumlardan oluşan fidelerimizi sadece İzmir'de, şehirde yaşayan balkonlarında, taraçalarında, bahçelerinde yetiştirsinler diye dağıttığımız 15 bin kadınımıza fide dağıtımı yaptık. Tamamen ücretsiz. Onun arkasından Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından ıslah edilen, geliştirilen ve çeşitlendirilen yerli milli çeşitlerden 1 milyon 200 bin adet fidemizi bu sefer kentte yaşayan üreticilerimize ücretsiz dağıttık. Yaklaşık 5 bin çiftçimize bu fidelerimiz buluşturdu. Menemen ilçemizde de 250 bin adet daha. 1 milyon 770 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Tarımda teknoloji kullanımı her geçen sene artıyor. Tarım teknolojilerini hayata geçiren üreticiler ise her zaman bir adım önde. İzmir, tarımda yeni teknolojilerin kullanımı konusunda başarılı iller arasında. Her geçen gün gelişen yeni teknolojileri tarıma entegre ederek tarımsal üretimi daha modern şekilde sürdüren başarılı üreticilerimizden Halil Erol'un tarlasında drone ile ilaçlama işlemini sizler için görüntüledik. Bugün çiftçimiz Halil Erol'un tarlasında pamuk bitkisinde yeşil kurt ve kırmızı örümcek için drone ile ilaçlama gerçekleştireceğiz. Fakat ilaçlamayı gerçekleştirmeden önce hem çiftçimizi tanımak hem de bugünkü yapılacak uygulamayla ilgili kendisinden bilgi almak istiyoruz. Buyurun başkanım. Ben Halil Erol, Aşağı Kırklar çiftçilerindenim. Yaklaşık 74 yıldan beri çiftçilikle uğraşmaktayım. Teknolojiyi takip ediyoruz. Bu yılda ürünlerimiz pamuk ektik. Pamuklar boylandı. Traktörle girmektense teknolojik olarak drone ile ilaçlamak istedik. Kurt ve sinek ilaçlaması yapıyoruz. Aynı zamanda pamuğun gelişim düzenleyicisi olan pik satıyoruz. İzmir, su ürünleri üretiminde ve avcılığında çok önemli bir il. İzmir'de tam 45 tane su ürünleri kooperatifi bulunuyor. İl Müdürü Mustafa Özen, bu hafta İzmir'de faaliyet gösteren su ürünleri kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Özen, barınakların durumu, yaşanan sıkıntılar, İzmir balıkçılığının daha iyi duruma gelmesi için yapılması gerekenler konusunda katılımcılara seslendi. İzmir 640 kilometre sahil şeridine sahip bir şehir. Bizim için su ürünleri sizin için ne kadar önemliyse o kadar önemli. 95 bin tona yakın bir su ürünleri kapasitemiz var. Bunun ağırlıklı yetiştiricilikle ama avcılıkla küçümsenecek bir oranda değil. Ve suyun altından geçimini sağlayan 28 tane balıkçı barınağımızda balıkçılarımız var. Yani kendi dünyamız, kendi hayatımız, korumamız gereken, kollamamız gereken önemli bir potansiyel. Biz bu varlıklarımızı korumak zorundayız. Kurum olarak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu varlıkları korumak adına ne gerekiyorsa kararlı bir şekilde bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde hem üreticiler hem de teknik elemanlar arasında bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı çok önemli. Tarımsal eğitimin çeşitli konularında üniversitelerde, meslek yüksekokullarında eğitimlerini devam ettiren öğrenciler,
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamusal alanda iş ve işlemleri öğrenmek, sektörde deneyim kazanmak için kurumumuzda staj dönemini sürdürüyor. İl Müdürü Mustafa Özen, sektörde tarımın devamlılığı için çalışacak stajyer öğrencilerle bir araya gelerek kurum olarak yapılan çalışmalar ve hedefleri anlattı. Çok önemli bir potansiyeliz. 1.3 milyon ton süt üretimiyle Türkiye'nin iki ilinden birisiyiz. Süt ürünlerinden elde edilen ürünlerimiz Çin'e kadar ihraç edilen bir pazara sahip. Her ilçemizin, bakın her ilçemizin kendine özgü ürünleri var. Bunları lütfen arkadaşlar değerlendirin. Buradayken, bu fırsat varken şube müdürlerimize gidin, abilerinize gidin. Size verilen işi yapacakmış gibi beklemeyin. Biraz girişken ve sorgulayıcı olun. Mühendis arkadaşlarımızla ilgili. Mesela Türkiye'nin neredeyse tek bir senede 3 ürün yetiştirilebilen topraklarına sahip bulunuyor. İzmir'de domates kurutma sezonu başladı. Binlerce ton domates sergilerde kurumayı bekliyor. 43 bin ton salçalık, 15 bin ton sofralık domates üretimiyle İzmir'in domates üretiminde önemli merkezlerinden Menderes'te domates kurutma dönemi başladı. İlçe Müdürü Oktay Sezgin ve teknik personel kurutma işlemini yerinde incelemek ve üreticilerimizle görüşmek için bu hafta sahadaydı. Olan Anası mahallemizde, köyümüzde, ziyaretimizde, bölgemizde yetiştiriciliği yapılan tarla domatesinde kurutma işlemine denk geldik. Hasatlar yapılmış, kurutma işlemleri yapılmakta, yaklaşık 100 dekar bir arazi üzerinde sergi kurulmuş ve burada üretilen, kurutmaya tabi olan ürünlerimiz Avrupa'ya ihracatı yapılacaktır. Bulunmuş olduğumuz alanda bu havzadan aldığımız domatesleri kurutarak yurt dışına ihracat etmekteyiz. Evet. Arkada gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var. Domatesler özenle dilimlenmekte, devamında üzerine tuzlamalar yapılarak gün ışığından yararlanarak kurutulmaktadır. Bölgemiz tarım açısından olabildiğince çeşitliliğe sahiptir. Domates de bölgemizde yoğun olarak son yıllarda tarımı yapılan ve bundan katma değer üreten bir üründür. Gördüğünüz gibi biz doğramasını yapıyoruz. Günde yaklaşık bir kişi 150 kasa doğrayabilir. 150 kasa. Evet. Emeğine sağlık, çok iyi. Evet. Çok hızlı bir şekilde şafak sökmeden geliyoruz zaten. Evet. Akşam ezanına kadar böyle gördüğünüz, dönmüş olduğunuz sergide böyle çalışıyoruz. Çok büyük bir emeği var ülke ekonomisine. Ve burada bizim bölgemize gelip de el işçiliğiyle, el emeğiyle ürünlerimize katma değer kattığı için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlere İzmir tarımından haberler aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Tarımla, toprakla, üretimle, bilinçli tüketimle iç içe bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.